İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün birinci bölümünü paylaştığım Mali Tablolar Analiz Programı'nın kullanılması ve işleyişi eğitim videosunun ikinci aşamasını çekiyorum, paylaşıyorum. Özellikle programa sahip olan arkadaşlara katkı ve yardımcı olması açısından. Uzun süredir kanalımda, bir yılı aşkın zamandır kanalımda abone olan Habib Korkmaz arkadaşımız dün akşam programı talep etti. Dün akşam kendisine programı kurduk. Bugünkü bu ilk bölümdeki kağıt ve ambalaj sanayi sektörel olarak ilgimi çekiyor ifadem üzerine OLMK San'ı yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Bugün akşam benimle teyit sağlamak için şuna bir bakar mısın abi, dikkatimi çekti dedi. Hemen baktım. Bunu da programa sahip olan arkadaşlarla paylaşayım istedim. Daha dün akşam programı kurdum. Bugün şirket olarak, veri olarak, yapı olarak ilk incelemesinde isabet kaydetti. Şimdi evet, ilk bölümümüzde verileri aktarmıştık şirketin ve şimdi yapmamız gereken ince, hassas verileri girmek. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalem var. Manuel olarak girilmesi gereken. Bunlar girdikten sonra eksiksiz, kusursuz olarak şirketin mali tabloları analize hazır duruma geliyor. Nedir bu? Hemen bu bölümde şirketin kamu aydınlatma platformundan indirmiş olduğumuz finansal raporunu açıyoruz ve hangi döneme aitse 4. çeyreği dönemine ait, buradan o döneme ait olan dipnotunu açıyoruz. Bir PDF dosyası gelecek, onu da açıyoruz ve büyük açılıyor. Ben de biraz küçülteyim. Bakın şurada menü tuşu var. Büyüteç tuşu var. Menü dedim. Büyüteç tuşuna basıyoruz. Burada arama butonu geliyor. Burada ilk girmemiz gereken eksik bilgi ne? Birikmiş amortismanlar. Bakın. Birikmiş amortismanlar. 4. çeyreğin bir önceki dönem ve cari dönemin birikmiş amortismanlarına gireceğiz. Hemen birikmiş amortisman diye buraya arama butonuna yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Maddi duran varlıklar altındaki birikmiş amortisman rakamını alacağız. Evet, maddi duran varlıklar geldi gördüğünüz gibi. Burada bakın, yukarıda duran varlıklar, altında birikmiş amortismanların kalemi var. Tarih 31 Aralık 2021, yani 2021'in 12. ayı, son çeyreği. Toplam değerini alıyoruz. Kayıtlı defter değerini değil. Toplam birikmiş amortismanların değerini alıyoruz. Bu, bazı şirketler bunu eksi olarak alıyor. Bazıları normal olarak alıyor. Biz normal olarak alacağız burayı. Yani parantezle beraber alırsak eksi olarak almış oluruz. Hayır, biz bunu pozitif sayı olarak alacağız. Çünkü program onu kendisi otomatik olarak hesaplıyor. Ne yapıyoruz? 2021'in 12. ayı, yani 4. çeyreğin olduğu yere tıklıyoruz. Yukarıda görev çubuğu kısmında yapıştırıyoruz. Şimdi bir önceki dönemin verisini alacağız. Hemen aşağıda gördüğünüz gibi 31 Aralık 2020 verisi. Yine parantezi eksi olmayacak şekilde pozitif sayı olarak kopyalıyoruz. Bu sefer bir önceki dönemin sütununa yapıştırıyoruz. Evet, birikmiş amortismanları girdik. Şimdi ne geldi? Sırada ne var? İthalat var. İthalat. Yine aynı yere bu sefer birikmiş amortismanı siliyoruz. İthalat diye yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Evet, bakın ithalat rakamları geldi. Sol taraf 31 Aralık 2021, sağ taraf bir önceki dönem gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda burada finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi bölümü var. Burada da yabancı para pozisyon verileri, rakamları var. İthalatla birlikte hepsini birden girmiş olacağız. Önce ithalatı giriyoruz. Sırasıyla aldık ithalat rakamını. Geldik 2021'in son çeyreğine ait olduğu dönemin sütununa girdik. Sonra bir önceki döneme geçtik. Bir önceki döneminde sağ taraftaydı. Onu da kopyaladık. Geldik sol taraftaki cari dönemin 2020'nin son çeyrek sütununa girdik. Şimdi yabancı sağ taraf, bakın yabancı para varlıklar, yabancı para yükümlülükler, bilanço dışı yabancı para pozisyonu, net yabancı para pozisyonu program, yazılım otomatik olarak kendisi hesaplıyor. Hemen biz 2021'in verilerinden başlayalım. Bakın yabancı para toplam varlık kısmındaki Türk parası karşılığı olan kısmını alıyoruz. Yabancı paraların Türk lirasına çevrilmiş değerini alıyoruz. Kopyala diyoruz. Toplam varlıkları programda 2021'in son çeyreği bölümüne, yabancı para varlıklar bölümüne yine görev çubuğunda olmak üzere yapıştırıyoruz. Sonra yabancı para yükümlülükleri alacağız. Yine açıyoruz ek bilgileri PDF dosyasını. Bakın toplam yükümlülükler gördüğünüz gibi. Yine Türk lirasına çevrilmiş bölümünü alıyoruz. Kopyala diyoruz. Onu da ilgili bölüme yapıştırdık. Peki bilanço dışı yabancı para pozisyonu var mı? Bakıyoruz. Finansal durum tablosu dışı türev araçların net varlık yükümlülük pozisyonu yok. Bakın boş. O zaman net yabancı para yükümlülük pozisyonu burada onların hesaplamasına göre eksi 258.731.167 TL yabancı para pozisyon açığındaymış. Program hesapladı. Ne çıktı? Evet, bakın burada gördüğünüz gibi 258.731.167 tuttu. O zaman bir önceki dönemi tekrar ek bilgilerden alıyoruz. Toplam varlıklardan bu sefer 2020'nin toplam varlıklarını alıyoruz. Kopyala diyoruz. Geliyoruz ilgili ait olduğu dönemin sütununa görev çubuğunda yapıştırıyoruz. Sonra yabancı para yükümlülüklerine geçiyoruz bu sefer. Evet, toplam yükümlülükleri buradan Türk lirası karşılığını aldık. Kopyala dedik. Geldik. Yükümlülükler bölümünde ait olduğu dönemin sütununa yapıştırdık. Bilanço dışı yabancı para pozisyonu var mı? Bakıyoruz. Burada da yok. Net yabancı para pozisyonu 25.989.989 lira olarak burada kayıt altına alınmış. Evet, 25.989.989 lira olarak tuttu. Şimdi ne kaldı? Personel sayısı kaldı. Bakın, personel. Şimdi personeli de gireceğiz. Buraya bu sefer bunu personel olarak arattıran, personel olarak yoksa çalışan diye arattıran. Bakalım. Personel olarak çıkmadı. Çalışan diyelim. Çalışanlar veya çalışan diye aratalım. Evet, çıktı. Yok, değilmiş. Personel diyelim. Bak, biz göremedik. Yok, bu ödenecek tazminat. Demek personel sayısı. O zaman çalışan diyelim. Ha, evet, çıktı. Evet. Şirketin tarihi itibariyle grubun 805 adet çalışanı bulunmaktadır. 2021 tarihinde 805 adet çalışanı varmış. Girdik. Bir önceki dönemde 813 kişi varmış. Evet. Onu da girdik. Bunları girdikten sonra güncelle tuşuna basıyoruz, bekliyoruz. Bunu ön arayüzdeki veri tabanına bunu da kaydediyor ve artık şirket eksiksiz olarak incelemeye hazır. O zaman inceleyelim. 2020'nin 4. çeyreği, 2021'in 4. çeyreği inceleme dönemlerinde şirketin varlık yapısına baktığımızda toplam varlıkların belirgin bir şekilde değiştiği görülmekte. Belirgin şekilde işletmenin varlık yapısı değişmiş inceleme döneminde. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı yaklaşık %72'den cari dönemde yaklaşık %85'e belirgin şekilde artmış. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı %28'den belirgin bir şekilde %15'e azalış kaydetmiş. Peki ana kalemler ne yapmış? Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı yaklaşık %1,5'dan cari dönemde yaklaşık %2,5'a artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %2'den cari dönemde %3'e kısmen artış sağlamış. Kısa vadeli borçlar içerisindeki nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %2,5'dan yaklaşık %4'e kısmen artarken ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı yaklaşık %1'den cari dönemde yaklaşık %2'ye artmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların payı yaklaşık %49'dan cari dönemde yaklaşık %55'e kısmen artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki payı %68'den yavaşça %65'e azalmış. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı %20'den cari dönemde kısmen %25,5 artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki stokların payı yüzde yaklaşık 28'den cari dönemde yavaşça %30'a artmış. Şirket 2021'in son çeyreği itibariyle yaklaşık %4,5 oranında maddi duran varlık kaybı yaşanır. Cari fiyatlarla yaklaşık %78 oranında işletme 762.625.896 TL'lik iktisadi varlık artışı sağlamış. Varlık yapısı şirketin inceleme döneminde olumlu yönde lehine gelişme göstermiş. Peki o zaman bakmamız gereken reel satışlarla satış karlılığı nasıl gerçekleşmiş? Hemen reel satışlarına baktığımızda yurt içi reel satışları yaklaşık %3 oranında artış göstermiş. Yurt dışı ihracat gelirleri çok cüzi, çok kısmi azalırken yurt dışı ithalat çıktıları yani döviz çıktıları belirgin şekilde azalış göstermiş bir önceki döneme göre. Fakat yine de yurt dışı döviz çıktıları yurt içi döviz girdilerine karşılık daha baskın ve yüksek oranda gerçekleşmiş. Yani yurt dışı satışlarından döviz girişi çıkışlarının altında gerçekleşmekte. Hem de bir hayli altında gerçekleşmekte. Bu işletmenin bu noktada zayıf tarafını bize ortaya koyuyor. Peki buna rağmen satış karlılığı ne şekilde gerçekleşmiş? Bakın satış zararı belirgin şekilde satış karlılığına dönüşmüş. Bir önceki dönem şirket -0,16 satış zararı kaydederken cari dönemde %10'a artış kaydetmiş işletmenin satış karlılığı. Peki niçin böyle olmuş? Yurt dışı ithalat giderlerinin belirgin şekilde azalmasından kaynaklanmakta. Yaklaşık bir önceki dönem %32 yurt dışı döviz çıktıları varken cari dönemde bu %12'ye gerilemiş. Belirgin ve hızlı bir şekilde yurt dışı döviz çıkışları azalınca işletmenin satış zararı satış karlılığına dönüşmüş. Gelelim varlıkların fonlanmasına yani kaynaklara yani borçlar tablosuna. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %57,5'tan cari dönemde kısmen %63'e artarken varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı %4'ten %2,5'a azalmış. Şirket varlıklarını %66 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %34 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Şirketin toplam borçları öz kaynaklarının 2 katında gerçekleşmekte. Yani toplam borçları öz kaynaklarının 2 katı fazla. Borçhanesine yani finansman yapısını daha kapsamlı, daha detaylı inceleyelim. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Şirket 2020'nin son çeyreği itibariyle 25 milyon yabancı para pozisyon açığına sahiptir. Aradan geçen bir yıllık zaman zarfında bu açığa 233.721.178 lira daha ilave açık yaratarak cari dönemde yani 2021'in son çeyreği itibariyle net yabancı para pozisyon açığı 258.731.167 TL'ye artmış. Yabancı para varlıkların yabancı para kaynakları karşılama oranı da %86 oranında belirgin şekilde azalmış. Finansman yapısında kısa vadeli değişikliklere baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık %11 oranında azalırken yabancı kaynakların payı yaklaşık %7 oranında artmış. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı %16,5 oranında azalması bu üç gösterge işletme açısından olumsuz gelişmeyi içermekte. Brüt işletme sermayesi %168 oranında belirgin şekilde artış kaydederken net finansal borçları yaklaşık %10 düzeyinde azalmış. Uzun vadeli finansman yapısındaki değişikliğe bakalım. Uzun vadeli finansman kaynaklarının finansmandaki payı %35 oranında azalırken uzun vadeli borçların maddi duran varlık finansmanındaki payı %21,5 oranında artış sağlamış. Öz kaynakların varlıkları fonlama payı %64 oranında belirgin şekilde artarken yabancı kaynakların öz kaynaklara oranı %272,5 oranında artışı, yüksek ve hızlı oranda artışı olumsuz bir gelişme. Yine döviz pozisyon açığı %934,5 oranında artış göstermiş. Ticari alacaklarla ticari borçlanma finansını sağlaması da %10,5 oranında azalmış. Uzun vadeli değişiklikler de işletmenin pek lehine gelişmemiş. Öz kaynaklarına bakalım. Evet. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem zararı dönem karı olarak yansımış. Hem de belirgin ve yüksek oranda. Toplam öz kaynaklar içerisinde devamlı sermayenin payı azalırken öz sermaye zararı öz sermaye karlılığı olarak yüksek ve hızlı oranda gerçekleşmiş. Bunu şirket ve ortak karlılığı bölümünde daha kapsamlı, daha detaylı inceleyeceğiz. Nedir bu zarardan belirgin bir şekilde yüksek ve hızlı oranda öz sermaye karlılığına çeviren ana etkenler nedir? Onları bakacağız. Ama önce toplam öz kaynakların %41,5'unu ödenmiş sermaye, %52 oranında da iç sermaye yaratımı, geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Şimdi şirket ve ortak karlılığının oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı, daha doğrusu şirket zararı, bakın bir önceki dönem -1.19'muş, cari dönemde %63,5'a artış sağlamış hızlı ve yüksek oranda. Dolayısıyla cari dönemde bir yıllık zaman zarfı içerisinde şirket karlılığı yaklaşık 65 oranında artarken ortak karlılığı şirket karlılığının çok üzerinde gerçekleşmiş. Habib Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten can kulağıyla dinliyor ve bu işi öğrenmekte azimli. İlk zaten incelemesinde bunu bir inceler misin diye paylaşmasından belli oluyor. Ortak karlılığı %194 düzeyinde artış sağlamış. Katkı payı yüzdesi %16'dan %28'e, emniyet marjı eksiden hızlı ve yüksek oranda artış sağlamış. Satış karlılığı da biraz önce söylemiştik. Dolayısıyla şirket karlılığının hızlı ve yüksek oranda, katkı payı yüzdesinin belirgin şekildeki artışı, emniyet marjının hızlı ve yüksek oranda artışı işletmenin öz sermaye karlılık zararını yüksek ve hızlı oranda öz sermaye karlılık payının oluşmasının ana kaynaklarını oluşturmuş. Şirketin borçların öz sermayeye oranı kısmen artarken şirket borç maliyetlerini kısmen azaltmış. Gelelim gelir tablosuna. Evet, önemli. Toplam gelirler içerisinde işletmenin toplam maliyetlerinin %82,5'tan cari dönemde yaklaşık yavaşça %79'a azalmasının neticesinde gayri safi işletme karı %17,5'tan yaklaşık %21'e artmış. Faaliyet giderlerinin yaklaşık %17,5'tan cari dönemde belirgin bir şekilde %11'e azalmasından ötürü de esas faaliyet zararı yaklaşık 10 oranında esas faaliyet karı olarak yansımış. Finansman giderlerinin çok cüzi azalışından ötürü de vergi öncesi zararı yine %9,5 oranında vergi öncesi kar olarak yansımış. İşletmenin ertelenen vergilerinden ötürü de dönem karı, daha doğrusu dönem zararı %10,13 olarak net dönem karı olarak gelir tablosunda yerini almış. Tabii nakit akışında daha detaylı inceleyeceğiz ama bizim için önemli olan karlılık oranlarına baktığımızda muazzam şekilde çok hızlı ve yüksek oranda işletmenin karlılık oranlarını müthiş bir yükselişle artırdığını görmekteyiz. Bunların her biri ortak karlılığını yükseltici ana unsurlar. Nakit akışına bakalım. İşletme faaliyetinden nakit girişi %1071, esas faaliyetlerden nakit girişi %80 oranında artmış. Şirket her ne kadar 232.504.267 lira dönem karı olarak kayıt altına almış olsa da nakit girişi sağlamayan gelirler, nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerinin hesaplanmasının sonucunda kasasına giren dönem karı 297.508.869 TL olarak hesaplanmakta. Ve bu kasasına giren dönem karına istinaden de nakit ve nakit benzeri varlıkları 27.768.613 TL artmış. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı tam %100 olarak gerçekleşmiş. Yani şirket satışlardan nakit girişinden satılan malın maliyetini karşılayabilmiş. Ama %100 olarak gerçekleşmiş. Altında olmaması iyi, üstüne çıksaydı daha güzel olacaktı. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinden yatırımlardan nakit çıkış oranı %100'ün üzerinde %285,5 düzeyinde artışı bize işletmenin varlık satışı yolu ile nakit yarattığını gösteriyor. Maddi duran varlıklarının bir kısmının azaldığını görmüştük varlıklar panosunda. Evet, o azalışın sebebini şimdi görebiliyoruz. Şirket nakit yaratmak için duran varlık satışına gitmiş. Bu varlık satışından da 17.594.176 lira nakit fazlası vermiş. Varlık satışı elbette yapılacaktır, şirketler yapacaktır ama varlık satışıyla nakit yaratmak sürdürülebilir bir nakit yaratma programı veya politikası olamaz. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %100'ün altında kalması sebebiyle işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara gittiğini anlayabiliyoruz. %100'ü yakın olsaydı gayet güzel olacaktı. Vergi öncesi dönem karı, nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı %100'e yakın, %78 olarak gerçekleşmesi, o da olumlu olarak bir gelişme sağlamış. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların sadece %31'lik kısmını faaliyetlerinden elde etmiş. Bunun %68 ağırlıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması olumsuz. %98 brüt işletme sermayesinin artışının ana kaynak oluşturması olumlu. Başa baş noktasına bakalım. Son derece önemli kar marjlarını artırmasının sebepleri burada belli oluyor. Faaliyet başa başı satışlara bir önceki dönem %102'ymiş. Cari dönemde %65'e gerilemiş. Toplam gider başa başı bir önceki dönem %106,5'muş. Cari dönemde %66,5'a gerilemiş. Şimdi grafikten de görecek oluruz. Önce net işletme sermayesine bakalım. Net işletme sermayesi %93,5 düzeyinde artış göstermiş. Başa başa bakalım. Evet arkadaşlar, bakın büyüterek göstereyim. İşletme zarardaymış arkadaşlar. Evet doğru, bakın başa baş noktası nerede? Bakın kesiştiği noktaya bakın nerede? Bir önceki dönem. Cari dönemde başa baş noktası buraya kadar düşmüş. Evet. Buraya kadar gerilemiş. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani buraya kadar olan zarar, bundan sonrası şurası başa baş noktası kesiştiği yer, bundan sonrası her bir birim ve fiyat kâra geçiş noktası. Ama burada zararda bakın başa baş noktasını yakalayamadık. Zaten rakamlardan da görürüz. Satışların değişken maliyeti %83,5'dan %72'ye, dolayısıyla da brüt katkı %16,5'dan %28'e belirgin şekilde artmış. Sabit giderlerin %16,5'dan %18,5'a çıkmış sabit giderler. Faaliyet karı, faaliyet zararı da 9,77'ye artış kaydetmiş ve finansal kaldıraç etkisi muazzam şekilde, belirgin şekilde kendini göstermiş. Bu finansal kaldıraç etkisinin de öz sermaye karlılık payını artırıcı bir başka unsur. Evet, rasyolarına bakalım. Cari oran artış ve sınırın altında. Likidite oranları artmakta ama cari oran sınırının biraz altında kalmış. Likidite oranı da öyle. Faaliyet oranlarına baktığımızda alacak devir hızı gün sayısı artmış. Stok devir hız günü artmış. İşletme sermayesi gün sayısı artmış. Buna istinaden faaliyet oranları vasat olarak gerçekleşmiş. Kaynak yaratma gücü son derece olumlu. Faiz ödeme gücü belirgin şekilde azalmış ve etkinlik oranları da son derece olumsuz gerçekleşmiş. büyüme oranlarına baktığımızda işletme cari fiyatlarla büyürken varlık ve öz kaynak küçülmesi yaşamış. Reel olarak satış ve çok cüzi bir satış büyümesi yaşarken kar büyümesi çok hızlı ve yüksek oranda artış sağlamış. Risk modelleri de tek bir göstergenin dışında düşük risk içermekte. Evet, bu veriler doğrultusunda bugün sonu itibariyle işletme 7 lira 7 TL'den borsayı fiyatlanarak kapatmış. Hesaplanan yıllık büyüme temettü kapitalizasyon yöntemiyle 0.24 reel getiri beklentisi 4 dağıtılabilir temettü de %60 olarak hesaplanmakta. Programa sahip olan arkadaşlar kontrol etsinler. Hesaplamalarıyla, kendi hesaplamalarıyla 3 aşağıya 5 yukarıya askeri müştereki birleşeceklerdir. Beta 0.64 bugün de iskonto oranı en son akşam 26.66 olarak artışla kapattı. Daha yüksekti, düştü. Habib Bey, tebrik ediyorum. Bravo. Bir başka model şirkette görüşmek üzere arkadaşlar. Bu da programın finansal tablolar analiz programının ikinci kısmıydı.